Eminim daha önce bu kelimeyi duymuşsunuzdur. Kriptoloji. Kriptoloji nedir? Bir şifreyi daha güvenli hale getirmek için yeniden şifreleme yöntemidir. Ve bazen bu şifreleri eğer siber güvenlikle uğraşıyorsanız çözmeniz gerekebilir. Mesela bu şifrelerin bazıları heksadesimal, base 16, base 64 bu şekilde farklı yöntemlerle şifrelenebilir. MD5, MD4 bir sürü şifreleme metodu vardır. Biz de bunlardan bazılarıyla şifreleri çözmeyi deneyeceğiz. Ya şöyle düşünün. Bütün şifrelerini çözmek için bir Python dosyası yazarsanız şifreyi o şifrelenmiş yazıyı yapıştırdığınız zaman bütün hepsine tek tek dener ve size doğru olan sonucu verir. Ve bu da sizin işiniz oldukça hızlandırır. Biz de şu an bunun 2-3 versiyonunu yapacağız. Daha fazlasına devam etmek isterseniz aynı şekilde devam edebilirsiniz. İsterseniz daha sonra ben de devam edebilirim. Şimdi başlayalım kodlarımızı yazmaya. Umarım sizin için faydalı olur. Şimdi öncelikle yine bir tane create document diyorum. Empty file diyorum. Kriptoloji diyelim. Nokta py. Bunu açalım. Edit diyerek. File'la işimiz kalmadı. Bunu kapatabilirim. Şöyle kopyalayayım yine şu üst satırları. Yapıştırayım. Bunlarla işim yok. Os dursun ama. Şimdi gelelim kodlarımızı yazmaya. Hatta bir tane de şundan alalım. Hadi. İsmini de diyelim ki kriptoloji hello diyelim. Daha sonra bir yine print yazdıralım her zamanki gibi. Şöyle print 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi yine arasına istediğim gibi her şeyi yazabilirim. Şöyle birazcık çizgi atayım. Biraz da buraya atayım. Şöyle kriptoloji diye yazalım. Kripto böyle yazalım. Kriptoloji. Evet, printimize bunu yazdırdık. Daha sonra diyeceğiz ki öncelikle bir değer almamız gerekiyor. Biz ne hangi değeri şifreden çözeceksek o değeri almamız gerekiyor. Değer. Daha sonra eşittir. Input tabi. Değeri biriniz. Şöyle boşluğunu falan bırakalım. Tekrar şunun alayım olmazsa bir tane daha altına. Şöyle yapıştırayım. Sadece şöyle bir boşluk olması açısından diğer değerler alt alta yazıldığı zaman en azından görmek adına şöyle 3 tane çizgi atalım. Daha sonra kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi öncelikle bir try except ya da try catch kullanacağız. Sebebi şimdi birden fazla yapacağımız için mutlaka birinde hata verecektir. Hata verdikten sonra bunun biz devam etmesini istiyoruz. Devam etmesini istediğimiz için de diyeceğiz ki orada hatayı ver. Yani hata olduğunu söyle bize. Bir sonrakine devam et. Bu yüzden dolayı try except kullanacağız. Try diyelim. O yüzden 2 nokta diyeceğiz ki data eşittir değer. Yukarıya aldığımız değer. Daha sonra tekrar diyeceğiz ki data öncelikle bir kütüphane eklemem gerekiyor yukarı kısma. Import base 64 olması lazım. Base 64 diye ekleyelim. Daha sonra buraya aynı şekilde devam edelim. Data base 64 nokta B64 dekode. Bunları normalde şeyle yazarsanız Python'da yani şu an ben direkt bunları not defterinde yazıyorum ama siz istiyorsanız Visual Studio vesaire bir şeyle yazarsanız en azından kodların doğru yazıp yazılmadığını kontrol etmek için Ctrl Space'de basarak kodun doğruluğunu yardımcı araçlarla görebilirsiniz. Visual Studio'da var ya neydi işte Anaconda programı ile yazıp tekrar buraya kopyala yapıştır yaparsanız sizin için daha kolay olabilir. B64 dekode. Ya da benim sistemde bu kodların aynı zamanda paylaşımı duruyor. GitHub sayfasına da atıyorum aynı şekilde. İsterseniz oralardan da kopyala yapıştır yapabilirsiniz.
diyeceğiz ki data nokta encode decode. Bu şekilde yazalım bir tane. Daha sonra print değeri yazdırmamız gerekiyor. Base64 değeri. Burada yukarıda çevirdik. B64'ten decode encode yaptık. Yani şifrelenmiş bir şeyi encode yaparak tekrar geri eski haline çevirmeyi denedik. Base64 eşittir. Şöyle yapalım. Daha sonra artı data nokta decode tırnak açalım. Yukarıdaki gibi UTF-8. Evet, bu da tamam. Daha sonra bir de bunun dışında except kullanalım ve diyelim ki şöyle kopyalayayım. Bu sefer de burada desin ki bunlarla işimiz yok. Tırnağı şurada kapatalım. Base64 error desin. Biz de hata olup olmadığını anlayalım. Şimdi şöyle bir tekrar bir tane sekme açayım. Diyelim ki Base64 encode diyelim. Diyelim ki Görkem encode dersek böyle bir şey veriyor. Bunu tekrar şu gerçi birazdan önce dosyamızı bir çalıştıralım. Ondan sonra tekrar bakarız olmazsa. Unuttuk onu biz yapmayı. Şurayı 5 yapalım. 5 kriptoloji. Daha sonra buradan gelelim aynı şekilde kopyalayalım. 5 kripto diyelim. Daha sonra neydi buradakinin ismi? Kriptoloji hello. Ve bu dosyayı aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Eklememiz gerekiyor. File kriptoloji. Bunun ismi de kripto yapmışız. Bu şekilde kaydedelim. 5 verdik değil mi değer? Verdik. Tamam. Şimdi bir çalıştırıp bakalım. CD desktop CD CyberTools Python app.py 5 değer giriniz diyor. Neydi bizim değerimiz? Kopyalayalım. Past clipboard değeri girdik. Gördüğümüz gibi Base64'deki değeri otomatikman burada okuttuk. Şimdi aynı şekilde ne yapabiliriz? Bundan bir tane daha kopyalarız. Çalışıp çalışmadığını kontrol ettik madem. Deriz ki sadece Base64'te şifreleme yok. Base12'de var. Base32'de var. 12 dedim ya galiba. Sonra 16'sı var bunun. Tabi şeyleri değiştirmeyi unuttuk biz. Şuraları değiştirmeyi unuttuk. Oraları da şimdi değiştiririz. Onun dışında bir de hexadesimal yapalım. Yine kopyalayalım buradan. Hex diyelim şuna. Şuraya da hex diyelim. Şimdi gelelim buraları aynı şekilde değiştirmeye. Öncelikle Base64 bu bir kütüphane olduğu için kütüphanede herhangi bir değişiklik yok. Sadece şu 64'ü 32 yaptım. Burayı 16 yaptım. Hexadesimali de ne yapıyoruz? Hexadesimal baştan sona birazcık değişiyor. Onu tekrar yazalım. Diyelim ki byte array from hex data encode
Nokta dekode. Evet, bu şekilde bunu da yazdık. Şimdi tekrar kodumuzu aynı şekilde şey yapalım. Hatta gelelim buradan. Efe görkem ümit diyelim. Gerçi bu base 64. Birazdan bir de şey deneriz olmazsa. Tekrar gel. 5 değeri girin. Pas clipboard. Evet, ben yanlışlıkla şey girdim tabi. Bunu girmem gerekiyordu. Enkode ettik mi? Daha ikinin aynısı gibi geldi çünkü. Evet. Bunu kopyaladım aynı şekilde. Tekrar diyorum. App.py 5. Değeri giriyorum. Past clipboard. Bastım. Gördüğünüz gibi base 64 yazdı. Base error. Bir de base 32'yi deneyelim. Burada direkt var mı? Şöyle yapalım, direkt Google'a yazalım olmazsa. Base 32. Deneme 1 2 3 diyelim. Evet, base 32 kodunu direkt burada oluşturdu. Aynı şekilde tekrar bir de buna bakalım. 5 Pass clipboard. Bunda hata var gibi bir şey dedi. Bunu çevirmedi. Başka bir siteden deneyelim. Hep bir başka bir siteden deneyelim. Test deneme 1 2 3. Daha önceki farklı bir şey verdi gördüğünüz gibi. Kopyala. Beş yapıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi debene yazmışım. Deneme de yazmamışım galiba. Öyle mi yapmışım? Aynen, debene 1 2 3 yazmışım. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Yani böylelikle bir şifrenin, yani diğerlerini daha bir sürü şifreleme metodu var. Diğerlerini de kendiniz yazarak isterseniz bir tane şifreleme metodunun hangisiyle çevrildiğini direkt otomatikman bulabilir. Böylelikle bu yükten birazcık kurtulabilirsiniz ve oldukça gördüğünüz gibi seri bir şekilde kontrol ediyor. Umarım bu da işinize yaramıştır. Bir beğeni atıp abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler.